İlk saatimizin büyük bir bölümünü Lionel Messi'nin basın toplantısında imza törenine ayırdığımız için biraz bu saatte hızlı gideceğiz değerli izleyenler. Birazdan Beşiktaş'a da geçeceğim ama e, Trabzonspor'da e, Avrupa Konferans Ligi'nde çok kritik, çok önemli bir mücadeleye çıkacak. Molde karşısında, rövanşta. Ee, yarın saat 19'da başlayacak mücadele ve Aspor ekranlarından naklen yayınlanacak. Ee, bu hatırlatmamızı, bu önemli hatırlatmamızı yapalım ve şimdi Trabzonspor'u değerlendirelim istiyorum Hı -hı. ben Taner. Ee, çok flash transferlerle başladı. E, ee, transfer dönemine Trabzonspor ve devam da ediyor. Dün de Cornelius ve Dorukan için imza töreni düzenlendi. Şimdi stopere bir takviye daha yapılması hedefleniyor Simon Deli. Ee, gerçekten ee, Güzel olsun. bir kadro evet. oluşuyor şu anda Trabzonspor'da. Peki izlediğin kadarıyla performansları şimdiye kadar nasıl buldun? Abdullah Avcı'nın yaratmaya çalıştığı e, sistemi nasıl değerlendirirsin? Ve tabii ki Molde karşısındaki e, şansımız. Ee, neler i̇şimiz kolay değil Molde deplasmanında. E, zorlu bir takım. Kuzey ülkeleri bize hep zorlu gelmiştir zaten. Ve onların fiziksel kapasiteleri hep yukarıda olan e, takımlar olduğu için bu İzlanda milli takımı için de geçerliydi. Bu kulüp takımlarında da hep geçerli. Ve o yüzden de Norveç'te işimiz kolay değil. Trabzonspor'un ilk maçta özellikle gördüğümüz şu ki hazırlık maçlarında da dönem dönem buna bize gösterdiler ki o yüzden de şu an bir stoper arayışı var. E, savunmayla alakalı problemler bir nebze devam ediyor. Stoperle alakalı özellikle. Yani sağ ve sol bekle ilgili yapılan takviyeler işe yarıyor. Ama stoper bölgesi biraz toparlanması gerekiyor gibi gözüküyor. O yüzden de zaten transfer arayışları var. Farklı farklı isimlerde gündeme geliyor zaten. E, yabancı bir stoper takviyesi mutlaka yapılacak ama izlediğimiz Trabzonspor'un tek eksiği stoper bölgesi. O da eldeki oyuncular evet zaten iyi oyuncular problem yok ama alternatifi oluşturması gerekiyor Trabzonspor'un. O alternatif de muhtemelen bu konuşulan isimlerden bir tanesi olacak. Simon Deli'nin olması bekleniyor. Hocam Simon Deli için yorumunuz nedir? Onun dışında takıma son katılan oyuncular Cornelius Dorukan için neler söylersiniz? Ya ben de Dorukan'ı bir kere direkt oynatırım ya. Hiç öbürlerini almam veya şey yapmam. Ya yani, Trabzonspor o kadar çok adam aldı ki kim oynatacak ne yapacak ben aklım sırrım ermiyor yani. Alternatifli bir kadro oluşturmaya Çok yani de. Bu sefer Geçen Straton, sene sporda. şu falan diyorduk. Şimdi o Berat'ı da çok beğeniyorum. Berat'la Dorukhan'ı oraya koy kimleri keseceksin orada? <laughs> Düşünebiliyor musun? Yani iyi aldı, aldı. Vallahi Abdullah Hoca'ya Allah kolaylık versin. Yani stoperleri ikisi deydi. o Victor Hugo'yu zaten şey yapıyorduk. E ama bir üçüncü bir stoperi yoktu bana göre. Değil mi Taner? Yani evet hocam. Üçüncü oraya bir kere kesin bir üçüncü stoper iyi bir stoper lazım. Yani Hatta onun yanına bir tane daha alsalar. Daha birinci stoper. İşte şu an Simon Deli ile görüşmeler yani sürüyor hocam. Yani alsalar o zaman iyi. İki tane bek aldılar. Ben Trabzonspor'u pek seyredemedim biliyor musun? Ama üç tane gol yiyen takımı da şöyle bir kafamda soru işareti var. Sen üç tane gol atıyorsun, üç tane gol yiyorsun. Allah'tan o şeyi kaldırdılar da. Rakip sağda atılan evet. goller falan. Rahatladık ya. Değil mi? Bilmiyorum yani. Doğru. Ben böyle görüyorum. Evet. Yani o çok kötü şey bir ya. Bugüne kadar... E, yani yapılan bana göre bir yanlışlıktı. Burada sosyal bir mesaj da vereyim mi? Verin Ya şimdi ben hep gidip geliyorum ya. Bu şeyden başlıyoruz. Zincirli kuyudan. Ta bu şeye gelene kadar 4 tane ışık vardı. Bu 25 sene sonra bu ışıkları kaldırdılar. Ya 25 sene sonra bize eziyet, işkence çektirdiler ya. Şimdi 10 dakikada geldik. Onun niye bu sene Hocam, 25 sene... Hocam sosyal mesajla futbolla alakalı kalmıştım <laughs> ben Yok, şu an. Ama böyle şey olmaz <gülüyor> ya. Bağlantıyı güzel <laughs> kurdum. Ama böyle bir şey Ya insanlar yani hani mektepler kapandı zihni açıldı derler. Ya 25 sene bize eziyet çektirdiler ya. Şimdi gelirken geliyoruz arkadaşlar bilme. Bir tane şık kalmış onu da kaldırın oradan arkadaş. Direkt gelsin millet. Ya inanın var ya yarım saatte falan gelirdik 5 dakikada geldik. Peki. Nereden nereye dağlanan Nereden nereye, nereye geldi? Şey söyleyeyim mi? <laughs> Yok burada o yetkililere o ışıkları ya hala o milli bir şekilde falan ya bir olalım. arkada Peki. bizi bir dinleyen hadi futbolda dinlemiyorlar da tamam mı? Dinliyorlar hocam niye dinlemesinler? ya. ]ler? Ya şey bu Ahmet Hoca'ya da selam. Messi gol atarken birisi nasıl durdu orada bir futbolcu biliyor musun? <laughs> Ahmet Hoca onu bir görseydim. Demi gol oldu ama. <laughs> Hocam. Çocuk biliyor musun duruşu var ya mükemmeldi. iki numara bir çocuk. Hocam o, övdünüz, 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 övdünüz oyuncu. Ondan sonra da yine de gol oldu ama. Ama yok. Ama <laughs> duruşu mükemmel. Canım şu tat şey zaten. Öbür türlü dursa zaten gol olacaktı hocama da buradan selam. Yani şunlar var daldan dandalı. Ya gördüklerimizi söylüyoruz yani. Ya, ya doğru veya ya benim doğrularım bunlar ama Peki. insanlar onlara bakarsa doğru, doğruyu yanlışı anlayacaklar. Hele bu trafikle ilgili. Yani Allah'ım ya Rabbim ya ne diyecek laf bulamıyorum. Çok dertliyim misin, evet hocam çok terttimsin evet. Ya 25 evet. sene işkence çektik ya. Öbürlerini de düzeltsinler başka başkeller. Neyse rahatlamışsınız <laughs> yıllar sonra da olsa <laughs> hocam. Bir şey vardı so sosyal medyada. tabii ki Trabzonspor'a Molde karşısında başarılar diliyoruz ama lige olacak yansıması ile ilgili de istersen biraz konuşalım Bir sosyal bu Sosyal medyada muhabbet verdir. Biz nasıl başlıyor. biz ne konuşuyorduk diye. Biz Yok, nereden geldik unutmadım. buraya diye. <laughs> Trabzonspor'dan nereye geldik değil mi? Yeniden abi, döndük abi. şimdi Trabzon. Spor. şimdi Trabzonspor'un ligdeki yarışında da ben şu anda hocam da bahsetti zaten çok alternatifli kadro yapıldı ve bu kadro şampiyonluk kadrosu. Yani bugün Abdullah Avcı'nın eline Trabzonspor yönetimi şampiyonlukla oynayacak bir kadro verdi. Ve geçtiğimiz yılki o 7. haftadan başlayan süreç zaten şampiyonluk oyunuydu Trabzonspor'un. Belki ilk 7 haftadaki Edin performansı olmasa Trabzonspor yarışı belki şampiyon belki de kafa kafaya bitirecekti. Şu anda beklenilen yapılan transferlerin hiçbiri yönetim transferi değil. Transferlerin bildiğim kadarıyla tamamı Abdullah Hoca'nın istediği transferler ve hocanın istediği transferler ve hoca da planlayarak erkenden transferlerin büyük bölümünü bitirilmesiyle birlikte şu an süre çok daha hızlı bir şekilde Trabzonspor'da iliyor, ilerliyor. E, ve ligde de ben benim şampiyonluk adayı takımlarından bir tanesi Trabzonspor doğal olarak. Doğal şampiyon adaylarından bir tanesi Hı. ama e, güçlü bir oyun ortaya koyacaklar bu sezon. Bu Peki e, Trabzonspor'a başarılar dileyelim, Galatasaray'a başarılar dileyelim ve tabii ki Demir Demi Grup Sivasspor'a da başarılar dileyelim. Birkaç cümlede de hemen Sivasspor'la ilgili alayım sizden öyle Beşiktaş'a geçelim. Ben Sivasspor'u beğeniyorum. Bak burada mesela bazı şeylerde eleştiri değil yani fikirlerimizi söylüyoruz ama Rıza Hoca ile böyle pek şu ya şunu negatif yaptı diyeceğim bir şey olmuyor. Aferin yani. Sivas Spor'u hey yönetimi meclis başkan yönetim müthiş ya, müthiş yapıyorlar. Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Başarılar diliyoruz. Evet, başarılar Fener. diliyorum ben de. Hocam rıza Çalınbay son iki sezonun ülkeye en çok puan kazandıran teknik direktör. Evet. Ülke puan sıralamasında çok, çok bizi kritik. çok rahatlatıyor. Dillerin bu turu da geçerler. Önleri çok açık. Sakatlıklardan çok çektiler. Bir önceki maça çok fazla 7-8 tane eksik oyuncuyla çıktılar. Umarım bir an önce oyuncular da toparlanır ve çok güzel bir şekilde oynamaya devam ederler. İnşallah. Peki tüm temsilcilerimize şimdiden biz başarılar dileyelim Avrupa Arenasında diyerek Beşiktaş'ta devam edelim isterseniz. Raşit Gezal geldi İstanbul'a dün değerli izleyenler. Aynı şekilde Alex e, Teixeira da açıklandı. Teşera'nın bir karantina süreci olacak. O nedenle bu hafta forma giyemeyecek ama Gezal'ın e, Çaykur Rizespor'la oynanacak mücadeleye yetiştirilmesi. Hedefleniyor Taner San'a döneyim. Mevcut hı hı. kadroyu koruması çok kritikti Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi. Ve özellikle de geçen sezona damga vuran sağ kanadı korumayı başardı. E, Beşiktaş şimdi sezona hem e, o koruduğu kadroyla hem de yaptığı takviyelerle başlayacak ama... Tabii ki önce bunu değerlendirdikten sonra biraz da bir santrforun en azından var tabii ki o bölgede evet. oynayan oyuncular ama bir yıldız bir Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir santrforun henüz olmadığını, bir stoper arayışında devam ettiğini de konuşuruz mevcut kadroyla ilgili transferler.